Nezir Tunç, Mekke'nin fethine dair. Mekke, yeryüzünde ilk inşa edilen beytin yani Kabe'nin bulunduğu belde. Mekke, Adem babamız ve Havva annemizin ayak bastığı mübarek mekan. Mekke, Hz. Nuh aleyhisselam tufanından sonra Hacer-ül Esvedi bünyesinde saklayan müstesna coğrafya. Mekke, Hz. İbrahim aleyhisselamın sadakati ve eşi Hacer'le oğlu İsmail aleyhisselamın teslimiyetine şahitlik yapan topraklar. Mekke, kainatın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 13 yıl boyunca mücadele ettiği emin belde. Evet, bu satırları Mekke'de Ebu Kubeys tepesi ile Şibbi Ebu Talip, Ebû Tâlib Mahallesi arasında bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin yanında kaleme alıyorum. Ey gözlerimin nuru! Bundan 1389 yıl önce 10.000 yıldızla bu emin beldeyi fethettiniz. Bizi görüyor ve işitiyorsunuz gibi bugünkü ümmetin ve Mekke'nin ahvalini sizlere arz etmek istiyorum. Efendim, zat haliniz Refik-i Ala'ya yükseldikten sonra 29 yıl boyunca reşit halifelerin ümmeti adaletle yönetti. Onlardan sonra saltanat dönemi başladı ve o gün bugündür ümmetin rahat yüzü görmemiştir. Efendim, ümmetin emperyalistlerin oyunlarına gelerek gah mezhepçilik, gah tekfircilik, gah ırkçılıkla debelenip duruyor. Ya Resulullah, şirk içinde bocalayan insanlığa bir çıkış yolu bulmak için inzivaya çekildiğin ve sonunda vahiy ile muhatap olduğun Hira'dan hala gül kokunuz geliyor. Ya Resulullah, müşriklerin gözleri önünde yürüyerek yanına gelen ağaç mucizesi yerine Şecere Mescidi, size iman eden ilk cin topluluğu yerine cin mescidi inşa edilmiş. Her gün binlerce mümin bu mescitleri ziyaret ediyor ve yaşadıklarınızı birbirlerine anlatıyorlar. Ya Resulullah, çok sevdiğin Hatice-ül Kübra annemiz Cennetül Mualla'da yatıyor. Yine her gün binlerce mümin ümmetin annesini ziyaret ediyor ve biraz da olsa ona benzemek için dua ediyorlar. Ya Resulullah, Mekkeli müşriklerle yaptığın anlaşma gereği tamamlayamadığınız Hudeybiye umresini ümmetinden her gün binlerce kişi yapıyor. Ya Resulullah, tamamlayamadığın Hudeybiye umresinden 2 yıl sonra Mekke'yi fethettiniz. Üzerinden 1389 yıl geçmiş, bugün bu emin beldede belki miracımız olan namaz kılınıyor, size inzal buyrulan Allah'ın kelamı belki okunuyor. Ancak yönetimi elinde bulunduranlar ümmetin yiğit evlatlarına kan kusturuyor. Efendim, zat-ı halinizin Ya Sabaha diye aşiretleri çağırdığı Ebu Kubeys tepesine kraliyet ailesi saraylar dikmiş. Kabe'nin etrafına gökdelenler inşa etmiş, öyle bir ihtişamlı yapmışlar ki Allah'ın beytinin misafirleri Kabe'nin manevi duygusundan ziyade o şatafatlı gökdelenlere dikkatleri çekiyor olmuş. Efendim, büyük şeytan ABD'nin müttefiği olan kraliyet ailesi tedrici olarak Mekke'nin simgesi Kabe'den alıp en yüksek gökdelen olan zemzem tavıra vermeye çalışıyor. Çünkü şimdiden bile birçok kişi Mekke'yi artık Kabe'den ziyade zemzem tavırla tanıyor. Ya Resulullah, gördüğümüz kadarıyla bu emin beldenin tacirleri, esnafları gelen Allah'ın misafirlerini sadece gelir kapısı olarak görüyor. Kapitalist devlet yapıları ise hem tacirlerini hem de Allah'ın misafirlerini sömürüyor. Dolayısıyla bu beldelerde birçok İslam coğrafyası gibi zihnen işgal altındadırlar. Ya Resulullah, temennimiz tefekkür için yeni Hiralar, mücadele için yeni Darül Erkamlar ve fethi için yeni yiğitlerdir. Ey gözlerimin nuru! Fethin 1389. yılı mübarek olsun ve ey ümmet, gözümüz Mekke'de olsun.